şu muhteşem manzaradan herkese selamlar. Herkese mucizeler aksın. Ortalama ayda bir İstanbul'a geliyorum. Burada eğitimler veriyorum. Normalde Eskişehir'de yaşıyorum. İstanbul'a geldiğimde de işte buralarda vakit geçirmekten çok çok keyif alıyorum canlar. Buranın enerjisi mucizevi hakikaten. Ve diyorum ki lütfen herkesin kendi yolculuğunda olduğunu bilin canlar. Lütfen kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Hiç kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Sizden ricam bu. Çünkü herkes kendi yolculuğunda buraya eltede. Zaten kendi tekamülü bittiğinde, yolculuğu bittiğinde buraya elteden gidiyor. O yüzden biz buraya eltede varsak şu an bir yolculuk içindeyiz. Bu hepimiz için geçerli. Herkes kendi bilinç seviyesine göre bir şeyler yaşıyor. Hani bizim toplumumuzda derler ya Allah herkesin dağına göre kar verir diye. Herkesin kendine göre dönüştürmek istediği, yaşamını genişletmek istediği, bilincinde dönüştürmek istediği, oynaması gereken, çözmesi gereken, görmesi gereken şeyler var canlar. O yüzden hayatınıza giren herkese lütfen böyle bakın. Onlar da kendi yolculuğunda olan insanlar. Bu herkes için geçerli. Benim için de geçerli. İşte Mevlana bunun çok güzel örneği değil mi? Yani Mevlana şimdi bizim gözümüzde çok yüce bir zat. Ve ne diyor? Hazreti Muhammed'in ayağının tozu bile olamam diyor. Hazreti Muhammed bizim gözümüzde çok yüce bir zat. O ne diyor? Biz seni layığıyla bilemedik diyor. Yani herkes kendi yolculuğunda. Lütfen ama lütfen hiç kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Kimse için bakış açılarında, yargılarda kalmayın. Yani öğretilere bakabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Ama lütfen kişilere çok fazla bakmayın. Çünkü kişilere göre o öğretiyi yorumlarsanız hata yaparsınız. Dersiniz ki yani bu kişide ben bu öğretiyi göremiyorum. O zaman bu öğreti de yaramaz diyebilirsiniz. Ama o kişi o öğretiyi içselleştirememiş olabilir. Kendi hayatında dönüştüremediği şeyler olabilir. Çözemediği şeyler olabilir. Çünkü herkes bir yolculukta canlar. Bunu lütfen bilin. Siz her zaman ama ben öyle yapıyorum. Öğretinin ve ilmin özüne bakın. Kişilerde takılmayın. Sizden ricam bu. O zaman dersiniz ki ya bu kişi işte kendine hayır yok, kendi hayatında bir sürü şeyi dönüştürememiş. Bana bunun öğretisi veya bana bunun anlattıkları yaramaz diye bir bakış açısı koyarsanız, bariyer koyarsanız o zaman oradan, o öğretiden veya o alandan alacağınız katkıları alamazsınız canlar. Bunun da yolu şudur, bileceğiz ki herkes kendi yolculuğunda, herkesin yolculuğu devam ediyor canlar. Hiç kimse mükemmel değil. Mükemmellik diye bir şey yok. Sadece yolculukta olan mucizevi canlarız. Buradaki şöyle bu arada huzur. Oh şu muhteşem enerji. Hepinize aksın. Mucizevi yolculuklarımız olsun canlar. Keyifle, neşeyle, ihtişamla. Bay bay.